Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Hemen hafta başı pazartesi günü 20 Temmuz'da akşam 20.32'de 28 derece yengeç burcunda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay öncü bir burç ve sizin için önemli. Ve yeni ay sırasında gökyüzünde güneş-satürn karşıtlığımızda etkinleşiyor. Özellikle e, doğum gününüz 20, 18, 21 Ekim arasıysa ise yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra önce burçlarda gezegeni olanlar daha fazla etki alacaklar bu yeni aydan. Satürn önemli bir e, açıda olacak e, ve bu nedenle hayatımızda biraz aile konuları, yuvamızla, evimizle ilgili konu ve kavramlar, kariyerimizle ilgili e, yapılandırmalar, buralarda güçlü e, bitişler, yenilenmeler olabilir. Belki bazı önemli kararlar vereceğiz. Daha kadersel durumlarla karşılaşabiliriz. Sorumluluklarımız öne çıkıyor. Ev ve yuva sorumlulukları, aile sorumlulukları öne çıkıyor. Tabii ki böyle bir enerji evlenmek, yuva kurmak gibi etkiler de verebilir. Veya artık aileden ayrılma, kendi başımıza yaşama gibi bir duruma da neden olabilir. Taşınma konuları, yer değişiklikleri, ev emlak satmak, aile işini yapmak veya aileden aile işinden ayrılmak ya da ebeveynlerle ilgili bazı konular, bunlar bir hastalık olabilir, bir sorun olabilir. Bunlar, buna benzer konu ve kavramlar, yeni ayın genel enerjileri arasında önümüzdeki birkaç haftayı şekillendirecek gibi görünüyor. Yengeç, yeni ay ile beraber önemli bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofona Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Evet, 22 Temmuz'dan itibaren ise Güneş artık yengeçten ayrılacak aslan burcuna geçecek. Sevgili teraziler, sizin için güzel bir geçiş tabii ki. Aslan Burcu sizin 11. evinizde ve bir ay boyunca Güneş 11. evinize aydınlatacak. Bu süreç enerjinizi motivasyonunuzu güçlendirir. Temmuz ayı biraz yoruldunuz, sorumluluklar öne çıktı, aile konuları öne çıktı ama 22 Temmuz'dan itibaren gökyüzü artık biraz eğlenmek, biraz sosyalleşmek, biraz arkadaşlarımıza, keyif aldığımız konulara, aşk hayatımıza ya da yeni projelerimize, yeni hedeflerimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor. Bu hafta salı ve çarşamba günleri Ay da Aslan burcunda hareket edecek. Bu duygusal anlamda aslında bizi birazcık böyle e, işte yeni hedeflerimize, yeni projelerimize odaklayabilir ve günlük hayatımızda ufak tefek de olsa keyif alacağımız, eğlenebileceğimiz ya da sosyalleşebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz. Perşembe ve Cuma Ay Başak Burcu'nda sakinleşmek, dinlenmek, biraz kendimize yönelmek, sağlığımızla iyilenmek için fırsatlar verebilir. Hafta sonunda ise Ay Burcu'nuzda, Terazi Burcu'nda olacak. Dikkat çekeceğiniz günler, enerjiniz artıyor. Duygusal enerjiniz, yaratıcılığınız da artıyor. Ama tabii ki siz bu duygusallıkla sevdiğiniz kişilere ve ailenize daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Ve onlarla birlikte olmak, onlarla ilgilenmek ee, mümkün kişisel bakımınız, güzelliğiniz, estetiğiniz, her türlü genel sağlığınız bunlarla ilgili konularda hafta sonu yine güçlü bir şekilde gündeminizde olabilir sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.